La 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 Herkese merhaba. Merhaba herkese. Hoş geldiniz yeni videomuza. Hoş geldiniz. İyisiniz inşallah. Biz canavar gibiyiz. Evimiz bereketlendi. Kuzular geliyor. Bakalım o ikiz olan kuzunun haricinde yeni kuzularımız gelecek mi? Hayvanlarımızda böyle hamile gebe gibi olanlar var ama sence gelir mi? Vallahi bilmiyorum da. Sanki bir tanesinde var gibi olabilir ya. Diğerlerinden çok ümitli değilim yani. Ben hepsinden ümitliyim ha. Vallahi inşallah öyle. Ama şey belki hani sıra sıra yapmazlar çünkü. Ama onların belli dönemleri olmuyor mu genelde bu zamanlarda kış ya doğum olmuyor. Ben ne bileyim hani 3-4 hafta bile aralıklı yapmış olsa. Doğru evet. Hani ama öyle 3-4 haftada onların belli dönemlerinde normalde onlar koça geliyorlar diye biliyorum ama. İşte bakalım yaşayıp göreceğiz. Evet. Öğreneceğiz, tecrübe, yaşayarak tecrübe bak, ediyoruz. Şu an orada 3 tane daha koyun var. Evet. Hadi onlardan da bir 2'şer alsak. 6 tane. Hadi 5 olsa. Evet. İçeride tam 8 tane kuzumuz olmuş olacak. Aynen. O kadar koyunumuz yok. Evet. Kuzu 8 tane olacak. Evet. Yani 8 tane kuzumuz olsa 6 tane de bu. Bir anda 14 tane sürümüz olmuş olacak. Evet, evet. Hani koyun işi bereketli oldu. Derler ya. Valla doğru. Ya bir de öbür seneyi düşün. Aynen öyle. 14-13 ondan da ikişer tane alsak 26. Ya neredeyse 30 tane falan oluyor öbür evet, sene. Belki geçiyor. Bayağı bir şey oluyor. Evet. Onları artık yavaş yavaş bahara biz doğru bu dışarı çıkaracağız inşallah. Koyunlarımızı Muğla'dan almıştık kuzu olarak. O zaman şu anne koyunumuzla 3 tane yavrusunu bir de ekstradan annesiz 2 tane yavru almıştık. Yani 5 tane mi aldık? Tabii 5. Evet, 5 tane. 5 tane aldık. Kaç liraya aldık? Bir yavru da evet. 2200 liraya almıştık. Evet. Hatırladın mı? Hepsini 2200 liraya almıştık. Koçumuzu da takipçilerimizden bir aile burada yakın bir yerde oturuyorlardı. Ellerinde bir koç varmış. Size verelim dediler. Onlar da o zaman da videolarımızda var. 1000 liraya bize koçu vermişlerdi. Yani 3200 liraya bunların hepsini almış olduk. Evet. Ama bir senedir tabii yediriyoruz, içiriyoruz, veteriner masrafları. Tabii. Değil mi? Tabii. Bak şimdi yavru aldık. 3 tane. 6 tane bizim. 9 tane. Hani hiç daha yavru almasak bile 9 tane. Evet. Şu an 9 taneyi satmaya kalksam 1500'den satsam gene yani 13-14 bin lira para yapar. Tabii. Ama şöyle düşün, yem masrafları çok fazla. Var ama gene de 10 bin liralık da yememişlerdir bir senede. Yani ama yoncaları düşün. Nereden tamam, baksan 100, 3-4 günde bir 20-40 lira gidiyor ona. 100 balya yedirmiş miyimdir? Tabii canım yedirmişsindir. He? Herhalde yani. Hadi ya. Tabii ki yani. Değil misin? Zaten şimdi buraya geldiğimizden beri kaç balya aldın yani? E tamam yani? 100 balya. 6 ay oldu buraya geldi. 100 balya geldi. Ne yapar biliyor musun? Düşün. 100 balya 40 lira. 3500 lira falan yapıyor. Ya az para mı yani? Ama gene de bak. Hadi bu yavrular masraflara gitti say tamam mı? Yem evet. Masraflarına. Bundan sonraki olacaklar direkt bizim karımız olmuş olacak. İşte ama onları tabii değerlendirirsen olacak. Ya bizim kafamızdaki ne onu da paylaşalım sizle. Bu koyundan nasıl para kazan? Ya biz biraz hobi amaçlı yapıyoruz ama bizim kafamızda hep şu var. Şimdi bu şekilde yavruları aldık ya. Bundan sonrakinde de aldığımızda böyle 30 tane falan olacak. Evet. O 30 taneyi toptan sattığımızda yani 40 bin lira gibi bir para elde etmiş olacağız. Evet. Satabilirsek. Evet. O 40 bin lirayı biz kendi yatırım araçlarımıza işte finansal piyasalarda değerlendireceğiz. Hani altın günü gibi para toplamış. Evet. Ondan sonra ne yapacağız? Tekrar kuzular alıp. Sıfırdan ya tekrar. Bir de şöyle bir şey var. Mesela bazı insanlar da şey diyor yani koyun çok bereketli bir hayvandır. Eve giren işte koyun gerçekten bereket verir insana. İşte peygamberimiz de besliyormuş falan diye evet. Böyle söyleyenler oluyor.
Yani ne hikmetse koyunları aldığımızdan beri bilmiyorum da sanki böyle bir bereketlendik gibi geliyor bana. Hani sadece giderini hesaplamak, her şeyin giderini hesaplayamazsın. Yani hayat ondan ibaret değil. Bu tarafın başka şeyi de var, yani manevi tarafı da var. Biz hem onları besliyoruz hem mutlu oluyoruz. Hani sadece böyle bir hayvanı biz para kazanalım amaçlı almıyoruz değil mi? Yani öyle bir şeyimiz yok. Hani o kafada olan bir aile değiliz yani biz. Hem seviyoruz hem onları, olayları tecrübe etmek istiyoruz, yaşamak istiyoruz. E tabi ilerleyen zamanlarda da nasip olursa inşallah onlardan da para kazanacağız. Ya yani tamamen ticari olarak düşünmüyoruz. Öyle düşünmeyince de zaten aslında para geliyor ya, evet, otomatik ya, geliyor. Evet ya, kesinlikle. Ha? Bence de. Çünkü o şeyi düşündüğün zaman böyle para kazanmam lazım, para kazanmam hırsa lazım. Hırsa giriyorsun. Hem hırs oluyor içinde, hem böyle için içine başka şeyler giriyor. Kendi karakterinden ödün vermiş oluyorsun. Evet. Ne bileyim, bir de o enerjiyi böyle sıkıştırıyorsun. Bence tam tersi oluyor yani. Çok bir şeyi böyle zorladığın zaman evren sana onu vermiyor. Birazcık böyle serbest bırakmak lazım. Rahatlamak, evet. Rahat bırakmak lazım. O zaman ya keyif, şeyler hızlı keyif geliyor. Alarak yapmak lazım. Evet, ya. Keyif almak lazım. Evet. Andan, hayattan. Çok önemli bir şey. Tamam, oynayabilirsin. Evet, şimdi biz ne yapacağız? Şimdi buranın tellerini değiştireceğim. Buraya daha sağlam, güzel bir tel takacağım. Hı-hı. Bu yırtılmış, kötü olmuş. İçeriği süpüreceğiz. Komple. Evet. İçeriye kireç atıp temizleyeceğiz. Yani burası tekrar bir anne doğum yaparsa birkaç gün burada kalacaklar. Bir de birkaç hafta sonra artık kuzuları ayırmamız gerekecek. Aynen. Annelerinden. Evet, evet. Şimdi 8 tane, 5 tane kuzumuz tabii. Olsa bak burada yaşarlar. Evet. Şimdi anne koyunla kuzulara beraber yem verince bu büyükler onların yemini yiyorlar. O yüzden kuzulara ayırmamız gerekecek, evet. Yem yedirirken. Bunlar yeme geçecek ya sütten sonra. Evet, mecburen ayıracağız. Çünkü orası çok dar olmaya başladı. Burada gayet güzel olacak onlar için. Şu kiremitleri de tavukların üstüne koyabilirsiniz demiş, evet ya, bir ben takipçimiz. Bunu okudum var ya. Çok. Gerçekten çok mantıklı. Çok ya. Mantıklı bence de, ben de çok. Yani okuduğum en şey mantıklı yorumlardan bir tanesiydi. Aa dedim hemen böyle işgüdüsel olarak. Gidip oradan saç arıyordum. Ne vallahi billahi bir sürü kiremitimiz var. Neden bunları diye. Ya bazen insanın kafası gerçekten şey yapmıyor. Basmıyor. Basmıyor değil de hani basireti kapanıyor falan gibi bir laf vardır ya. Onun gibi yani düşünemiyorsun o anda onu, şey yapamıyorsun elindekileri, ama sizler bize o konuda gerçekten çok iyi fikirler veriyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi bakalım, burayı biz komple yıkmayacağız ama şu telini toparlayacağız. Durumlar böyle şimdilik. Bu arada kuzularımız büyümeye başladılar. Şu ishal olan vardı ya hani, o gayet artık iyi. Akrabamız olan veterinerimiz sağ olsun, Bülent abimiz, ona bir ilaç önerdi, onu verdik. 2 gündür uyguladık. Çok şükürler olsun ki toparladı. Zaten sürekli dediğim gibi irtibat halindeyiz veterinerle. Onların sayesinde kuzumuz toparladı. Şu anda böyle bak kendine gelmeye başladı artık. Çok tatlı. Bayağı hoş geldin. Çok sakindi. Bizi biraz korkutmuştu ama tabii biz nelerin üstesinden geldik. Ne ölecek bunlar diyen kuzuları toparladık, iyileştirdik. Biz aslında hani tamamen böyle tecrübesiz değiliz. Gerçekten çok zordan başladık. Zor şeyden başladık. Çünkü annesiz kuzular aldık. Biz onları dediğim gibi evde besledik, büyüttük. İshal oldu, iğne yaptık, serum yaptık. Bir sürü şey yaptık. Ay, yerim ben onları ya. Şimdi kuzularımız oldu. Allah'ım. Bunları biberonlarla besliyorduk. Bakar mısınız ya? Şu anda yani dünyaları verseniz bu mutluluğu herhalde kavuşamam. Cennetteyim gibi hissediyorum şu anda. Ay, çok güzeller. Anne, mis kokulu yavrular. Evet, çok güzel şeyler tecrübe ediyoruz. Çok güzel şeyler yaşıyoruz. İsimlerini de söyle. İsimlerini bu arada koyduk. Şunu erkek diye düşündük ama. Ha, evet, ben o benim şeyim herhalde, acemiliğim olmuş oldu. Ben o anda baktığımda şey gördüm, erkekmiş gibi gördüm.
Ama bir kızımız daha oldu. Bu da kız. O yüzden bunun adını Yağmur koyduk. Yağmur da oldu bu kızımız, biliyorsunuz. Fırtınaydı. Erkek olsaydı Fırtına koyacaktık. Kız olduğu için de Yağmur koyduk şimdi onun adına. O yüzden çok mutluyuz. İki kızımız olmuş oldu. Onun dışında da biliyorsunuz burada iki tane kardeş var. İkizler. Biri kız, biri erkek. O yüzden onları da Ada ile Ata olsun dedik. Ada, Ata ve Yağmur. Üçünün ismini de koyduk. Şimdi hepsi çok iyiler. İnşallah bakalım diğer kuzularımız da olursa onlarla da çok daha kalabalık bir aile olacağız. Zaman da geçtikçe bu arada buralarda artık ilerleyen zamanlarda biraz daha hayatımız değişmeye başlayacak bence, değil mi? Çünkü ilk bu hayata göçtüğümüzde şöyle demiştik, şöyle bir site ya da açalım demiştik. Anne ben çoban oldum, hatırlıyor musun? Anne ben çiftçi oldum. Hayır, anne ben çoban oldum. Çiftçi oldun muydu o? Çoban diye hatırlıyorum ben. Birazcık çobancılık yapmamız gerekecek. Tabi bunun için biraz daha ortamın yeşillenmesi lazım. Bir de zeytin toplama hasadı başladığı için şu anda koyunların çıkması buraya yasakmış, değil mi? Evet. Öyle söyledim biraz önce. Zaten ot da yok ne yazık ki. Biz her şeyin farkındayız. Hayvanlarımızı zaten hani burada hapsetmek gibi bir şeyimiz yok, düşüncemiz yok. Ama öyle de değil bak. Kapalı besicilik diye bir şey var. Yani tabii canım, o da var. İşletmelerin çoğu tabii, kapalı besicilik yapıyor. Tabii mecbur, o kadar hayvan nasıl çıkaracaklar? Ya, tamam, hani ben bunu savunmuyorum, iyi bir şey değil ama hani bu şekilde yapılıyor aslında koyunculuk yani. Tabii, herkes tabii. Öyle dağda bayırda gezip hayvan giden öyle bir... Tabii. Herkes bunu yapamıyor. Kolay değil ki zaten, her zaman ya, nasıl gezdireceksin? Her gün gezdirmen lazım bu insanı. Tabii, hani, sabah akşam. Yani bir, böyle bir elebanın birinin olması tabii. Lazım ki bunu yapsın. Hani bu bizim yaşam şeklimize... Çok uygun değil. Evet. Biz çıkaracağız tabii onları. Öyle bir deneyim de yaşayacağız. Tabii bunu zaman gösterecek. Her şey zaman. Burada hani videoda gördüğünüz gibi her şey hani böyle her şey size yalın halde değil. Arka planda da birçok şeylerle uğraşıyoruz. Ondan dolayı hani vaktimiz oldukça her şey zaman kazandırmaya çalışıyoruz. Zaman yaratmaya çalışıyoruz. Gerçekten köy hayatı kolay değil. Çok işlerle uğraşıyorsunuz. Hadi oturayım bir şeyler izleyeyim falan diye öyle bir şey, öyle bir lüksünüz yok. Hani bir saat uyusam kârdır gibi düşünüyorsunuz artık. Hele biz bir de İzmir'e Bayındır'a geldikten sonra hayatımız çok daha yoğun hale geçti. Çok daha kalabalık bir ortama girdik. Hem insanlar için hem de hayvanlarla olsun. Şimdi ilk defa ne zamandır böyle bir vakit bulup artık bu işlere koyulduk. Şimdi o teli çıkaracaksın herhalde, değil mi? O yenisini takacağım. Ha, yeni hangi tel var orada? O arkada güzel bir tel var. Tamam. Bu civciv teli. Ha, civciv teli mi o? Ha, doğru, o eskiden olan. Şurayı da şey yapacağız, boşaltacağız ama şurayı bir boyasak mı acaba? Nereyi? Şurayı falan böyle bir şeyler mi yapsak? Yok ya, bunu daha sonra yıkacağım ben. Ha, yıkacağım mı? Oraya bence böyle tahtadan hani aldın ya. Öyle bir şey yapalım. Hı? Tahta aldık ya şurada. Ne yapacağız? Hani o kümes aldık ya, onun biraz daha büyüğünü böyle yok, güzel yok, bir şey. Yok yok, bunu tamamen yapalım. Kaldırıp burayı bahçe yapacağız. Öyle mi? Koyunları ben arkaya aldım. Ha, öyle değişik düzen yaptık. Tamam. Artık buna ihtiyaç kalmayacak. Kümesi, evet. Koyunları hep arkaya alacağız ileride. Doğru doğru. Bura bizim olacak yani. Evet. Buraya çocuklara bir şey mi yapacağız? Buraya çok param olduğunda çocuklar havuz yapacak. Evet ya, bence de havuz lazım. Havuzsuz olmuyor gerçekten. En azından bahçeli bir eviniz varsa küçük bir yerde böyle havuz güzel olur bence de çocuklar için. Yapıyorsunuz? Şu şey, toprak dolduruyoruz. Aloe vera var ya, onu ekeceğiz. Şuraya. Senin saksılığına. Ha, şuraya. Evet.
deneyelim. Toprakları doldurelim. Doldur doldur, biraz daha doldur, yetmez. Yetmez mi? Yok, arabayı doldur. O kadar olur mu ya? Olur. Onun içindeki kum da var saksının. Sen biraz daha at. Burası. Kum değil, toprak, toprak. Derin değil mi? Evet, bayağı derin. Ben şurayı doldurdum da yemin ediyorum bir gün toprak doldurmakla geçti günü. Vallahi hiç o kadar gibi görünmüyor ama şimdi toprağı doldurunca anladım. Bunu mu alacağız? Evet. Bu çok güzel, baksana veriyor ortadan. Bu daha da büyüdü. Şöyle mi olacak? Yok, onun gibi değil bu, başka bu cins. Cinsi farklı. Ha, bunu, bu şey yaralara sürüler. Bize, he, bu, yo, aynısı da bunun cinsi farklı. Büyük bu bayağı. Bayağı büyüklük oluyor. Ondan onunki gibi değil. Yok, bunu kaldıram. Bizim modern köylü var ya, hani o da köye göçmüş bir arkadaş var. Bizim takipçimiz aynı zamanda, o göndermişti. Çok güzel tuttu. Oo, çok ağırmış. Kaldır. Ya benim belim ağrıyor ya. Ben böyle yaparsam hiç iyileşemeyeceğim. Ya bunu arabaya mı koysak ki? Ha? Ha. Dikkat edeceksin. Irgatov görev başına. Hadi atın. Irgatov. Vallahi dikkat et bak beline. Benim belim ağrıyor. Biz atayla kaldırırız. Ay Allah'ım ya. Ata en çok yardımı sen yapıyorsun oğlum. Aferin oğlum. Ata bizim üstümüzden bütün yükleri alıyor bak. Görüyor musun? Hayırlı evlat. Ata bir büyüsün var ya. Öyle işlerimi kolaylaştıracak ki. Evet. Değil mi koçum benim? Ana burada evet, da var. Rahat sökülüyor mu? Burada ne o? Ben diktiydim. Herhalde rahat söktüm, bilmiyorum. Bakacağız bakalım. Bu taşlar da araya kaçacak ama. Bir şey olmaz ya. Ayıracak halimiz yok. Yani tek tek bir dolma ne bileyim. Neye girilmiyor? Dur bir dakika aşkım. Bir çekil bebeğim sen. Birazdan yardım et bana, tamam mı? O bayağı köklenmiş bu. Tam ezan vakti. Hayırlı uğurlu olsun. Aldın mı? Aldım. Bismillah. Dur şimdi, şurada yavrular var. Onları almam lazım. Oo. Direkt bence kendi toprağını dökelim o araya. Evet. Şu yavruları alsam mı buradan? Dursun ya, onlar çıkar. Ama bunları almak... Onları da yukarı kafasını kaldır. Ben şunu dökeyim sana. Bir dakika, bu zaten kopmuş gibi. Dur şunu alacağız. Oo süper, bak bu da aloe vera. Şimdi bunu da dikebiliriz. Dur bakayım. Dur. Oo, bir sürü yavru vermiş dipten. Anam, şunlara bak. Evet, dur bir dakika, yerini güzel yapalım. Sen şimdi buradan toprağı alıp dökeceksin oraya. Dök dök sen, dök dök dök. Dur bir dakika, bekle bir. Dur ben şunu şöyle şey olmadan, eğrilmeden güzelce yapayım. Güzel oldu ha. Bu şimdi var ya, o kadar yakışıyor ki buraya böyle kocaman. Böyle. Hani böyle şeylerde yazlıklarda olur ya böyle yerlerde koca koca. Biliyor musun onları? Hı-hı. Yerlere koyarlar bunları böyle, bak çok güzel oluyor. Ne yapacağız onu sonra? Yaralarımıza mı süreceğiz? Sür, nerene yaran var? Kafama süreyim, saçına belki sert çıkar. Saçları da sürülüyor bu. Haydi bebek var şurada. Şurada var bir tane. Aynen. Onu şuraya gömelim. Burada da bebek var. Bu da bir sürü doğurmuş. Toprak yeter mi? Şunu bir de dökelim. Hı? Dökeyim mi şunu? Dök. Ya yet, yok yeter, çok dökelim oldu. Dökelim ya. Çok oldu. Şey çok çirkin duruyor, bir de şey oluyor ya. Kendi toprağı gidiyor ya.
Ama bunun gibi silme de yakışmıyor ya ondan. Yok, ben buna başka bir şey yaparım. Evet, çok güzel oldu ha. Oradan daha güzel oldu. En azından kendini gösterecek. Bir de aloe vera çok kıymetli yani. Hem bir de bizim şeyimizin, takipçimizin de hediyesi. Ona da şey olmuş oldu. Güzel bir anı mı diyeyim? Ürününe yer olmuş ürününe oldu. Ürününe yer oldu. Vallahi o da çok güzel işler yapıyor. Tebrik ediyorum. Ben takip ediyorum. Bravo ya. Vallahi böyle gençleri görmek çok güzel bir şey. Ben gidiyorum arkaya o zaman. Tamam. Bitti mi senin? He? Bitti değil mi? Evet. Şurada bir tane bebeş var ama. O kopmuş ama. Bak işte bunu ne yapacaksın? Bak. Bak bak. Ay bak suyuna bak nasıl akmış bak. Gördün mü? Şifa şifa. İyi. Bakayım. Ama bir şey söyleyeceğim bak bunu böyle bir yapacaksın. Koklayayım. Bu sarı su var ya bu sarı su akacak böyle. Bu sarı su aktıktan sonra saçlarına, o nasıl cildine, böyle herhangi bir işte yara vesaire olduğunu. Sonra ama... ertesi gün bir kalkacaksın kafan davul gibi olmuş, cildin yok. Pörsümüş, yok canım, kabarmış her yerine. Gençleştirici gibi. Özelliği var aloe vera'nın biliyorsunuz. Bir kalkıyorsun 10 yaşında. Saçların. Bunu bugün saçlarımıza mı yapsak o sarı suyu aktıktan? Ben sürmem, hani sen denemek istersen. Niye sürmüyorsun? Zaten bir avuç saçım var, onu bak, da kaybetmek istemiyorum. Bak şu çok güzel, istemiyor. Tam köklü, harika bir şey bu. Bunu şimdi nereye eksek? Onu şu saksıya ek, tek başına büyüsün orada. Olur, o zaman ona bir şey ekelim. Orada mı dursun? Dursun orada, altına taşlarla destek yap. Tamam, o zaman. Sen yap, ben gidiyorum, hadi arkayı yapacağım. Tamam, o zaman kum lazım ama bana. Tamam, kum değil, toprak. Ama toprak işte, anladın sen onu. Tamam, bana onu da sen alacaksın artık, ben gidiyorum. Bunu komple büyük mü yapayım? Ne yap? Biraz şuradan topraklı onu. Ata şu topraklarını getir anneciğim. Buradan mı topraklıyım? Onlar kum olmaz bence. Bunlar ne olacak? Bir işe yarayacak mı bunlar? Bunlar burayı yapacağımızda belki işe yarar. Bu arada bakın ağrımız da çok güzel oldu. Kullanışlı oldu. Burada dolabımız var. Dolabımız sağlam. Yani pek yıkılma tehlikesi yok. Ama gene de bir sabitleyebilirim belki onu. Burada pelet yakacaklarımız var. Buraya böyle istifleyip kullandıkça yenilerini alacağız. Buraya masaları taşıdım. Bizim köpeklerin durduğu yerden. Burada alet ekipmanlarım var. Bakın kendime malzemelerimi güzel bir çanta yaptım. Ama gene de çivileri falan belki küçük kaplara koyabilirim. Burada semaverimiz var. Onu da bir yıkayayım, temizleyeyim. Artık havalar soğuyor, yaparız. Böyle kullanışlı güzel oldu. Rahat oldu. Hayvanların, koyunların, kuzuların yemleri burada. Şu koyunlara sılacı almıştım ama yorumlardan ve insanlara sormalarından kaynaklı pek biraz endişeliyim. O yüzden vermeyi kestim. Hayvanı öldürebilir falan diyorlar küflü. O yüzden vermiyorum. Şey aldım. Kuzu büyütme yeme aldım. Şimdi gebe koyunlara bunu veriyorum. Kuzular da biraz büyüdükten sonra zaten yeme geçecekler. Daha erken. Önümüzdeki günlerde onlar da yerse onlar da yer. Şimdi bu kuzular birazcık böyle biraz daha palazlansınlar birkaç gün. Şu aradaki bu saçı kaldıracağım. Beraber takılsınlar. Bakalım nasıl olacak. Artık beraber katacağım bunları. Bakın emmeleri falan güzel. Allah'a şükür. Bakın bu da emiyor. Bunda iştahı var. Bu yan tarafı da telini söktüm. Şimdi içerisini iyice sıyıracağım. İçerisini iyice sıyırıp tertemiz yapacağım bu yeri. Buraya bir dezenfekte için kireç, toz kireç dökeceğim. Burayı da doğuracak koyunumuzla kuzu suyu için yer olmuş olacak. Aynı zamanda kuzular büyüyünce de kuzuları ayırmak için burayı kullanacağım. Burada güzel bir alan şimdilik.
aslında şuraya tel değil de şu tahtayı mı şöyle oraya kapatsam, hem soğuktan korur kuzuları, yağmurdan filan korur. Olmadı öyle yapayım ben, bunu koyayım ya oraya, tel değil de. Beyler arabasını alayım götüreyim. Oradaki şeyleri arka bahçeye götüreyim, gübreleri çıkanları. Burayı da Gizem yaptı. Yani saksıyı da yapmış. Güzel olmuş. Bu saksıyı da boyayalım aslında. Bu saksıyı boyasak güzel olur. Duymadım. Hatta şu kapıyı aç bakayım babaya. Baba buna bak. Ne o? Buna bak. Çiçiçiç. Çiçiçiç. Solucan. Doyudan vurdum bak. Gördün mü solucanı? Evet. Çok tatlı yürüyor. Tatlı mı yürüyor? Evet. Solucana bak sen ya. Onu tavuklara atarsan tavuklar yer biliyor musun onu? Ne? Tavuklara atarsan onu tavuklar yer onu. Yemek ya. Yesinler mi? Yok. Yemesinler mi? Ne yapacaksın onu? Biraz yiyeceğim bunu ben. İzleyeceksin mi? Evet. Tamam sen onu izle. Elleme ama, tamam mı? Tamam. Ellemeden izle. Zeytin ağacımız bayağı zeytin verdi bu sene. Ötekinde de bayağı zeytin var. Artık bunları toplamamız gerekiyor. Ben kırmızı zeytini çok seviyorum. Sofralık zeytin yapalım. Daha fazla kararmadan. Onları da bir gün ayırmamız lazım, bir gün. Narlar var, narları toplayacağız. Abdullah abi toplayın da. Öyle mi? Hı. Aa tamam, onları da toplayalım o zaman. Onları ne yapalım? Onları... Hepsini yiyemezsek bir şey yapalım onlardan. Ne? Nar reçeli. Nar suyu yaparız. Nar suyu mu? Nar ekşisi. Yok, nar suyu satıyorlar diye şeyde. Ha öyle dolaba mi? Atıp. Ha doğru. Efendim? Dolaba atarız. Kışın tamam. Çıkar iç. Evet doğru diyorsun. Dalyan da öyle yapıyorlar diye. Evet. Buna da izin verdin bana. Bir daha söyle bakayım ne yapacaksın? Yok bir de. Ne demek yok bir şey? Demin anlatıyordun ya, bıcır bıcır konuşuyordun. Söyle bakayım ne yapacaksın o bisikletle? Bunu cuma doğucudan. Ne yapacaksın? Cuma doğucudan bunu. Sonra ne yapacaksın kumda olur? Cuma da döktüm oraya. Döküp ne yapacaksın? Döküp donadan yine döktüm. Dikkat et ama kuzular korkmasın, tamam mı? Bak da anne dönmüyor cüvdar bunda. Anne da dönmeyi doğdu onlar. Bak bende bir de. Sen de mi getirdin? Evet. Ama bu arada... Seni takipçilerimize şikayet ediyorum. Beni mi? Evet. Neden? Bana çizme alacaktın bak hala almadın. Aa, yok alacağım ama gidemedik ki geçen yağmur bastırdı. Ben anlamadım. Bugün götüreceğim sizi. Bugün götüreceğim hepinizi alacağım. Çizme mi alacaksın? Evet. Artık iyi bir şey alırsın. İyi bir şey alacağım artık size. Artık para kazanan bir kadın oldun. Aynen. Sağ olsun canım takipçilerim. Onlar sayesinde artık para kazanıyoruz. Nevin'le ben. Evimize destek oluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hepinize. Vallahi sağ olun, iyi ki varsınız. Sonuçta bizi iş sahibi yaptınız. Ne oldu? Ay yani şöyle şeylere hiç dikkat etmiyorsun gerçekten ya. Hep aynı hikaye yani. Dikkat et yani. Allah korusun ya. Bakayım. Ay delinmiş. Çizdi galiba. Çok. Ay delinmiş kazağı şu an. Kazak İnşallah gibi. İçine gitmemiş. Aç bakayım. Gitti kızım, acıyor. Entürdiyot sürerim bari. He? Çık tatı bakalım. Ne bakacağız, ne olacak? Moralimiz bozulacak. Niye moralimiz bozulsun? Entürdiyot sürerim. Çıksana oğlum. Paslı çivi o. Biz komando adamız. Ya yürü başla şimdi komandona. Hadi yürü. Başlamak, başlatma komandona. Çık hadi. Bir bakayım şu sırtına. Ya neyine bakacaksın ya? Yarmışsın orayı resmen. Allah'ım ya Resulallah ya.
Ay çok kötü olmuş. Yok artık be. Ay inanmıyorum Ayşen. Hayatım. Ne oldu sana böyle ya? Niye yapıyorsun böyle şeyler? Ne olacak şimdi? Ne yapacağız ya? Sırtımdan hançerledin beni. Vallahi çok kötü çizilmiş. Dikkat etmiyorsun böyle şeylere gerçekten. Arkadaş benim boyuma göre yapmıyorlar. Senin boyuna göre nasıl yapasın canım? Buraya benim boyuma göre de bana değil. Ben de kafamı çarptım geçen burada da. Dikkat edeceksin yani. Bak şimdi yine aynı şey olacak. Tam beline uygun. Çivi öyle bırakılır mı ya? İşte bizim Türk usulü bunlar hep. Ata aferin anneciğim. Koyunlar şimdi dışarı çıkacaklar. Kapıyı kapatmamışsın. Bunların orada da böyle çiviler var. Kapat anneciğim çabuk. Nerede? Koyunların orada. İşte bu çivi olayı hiç hoş değil yani. Dedim bana, bana bir şey oluyor. Ne oluyor? Ne oluyor ya? Gözlerim kanlanmaya başladı. Niye? Mutasyon geçiriyorum. Nasıl bir mutasyon? Bayındır'dan dünyaya tetanoz mutantı yayılacak benden. Ay, bir o eksikti bu kadar şeyin içinde, virüsün içinde. Şimdi bir anda zombiye dönüş burada. Koyunlar canlı canlı yemeye başlıyor. Hey. Anne oradan dediğim için. Çekilir mi annem? Çekilir misin anneciğim lütfen de bakayım. Anne beni de et. Çekiyorum hadi söyle. Anneciğim buradan çekilir misin lütfen? Anne bayımı de et. Anne bayımı de et. Çektim bak arabanı çektim. Ata arabanı çık bakayım. Bak bak. Gel buraya gel. Yürü. Gitti mısırlarına bak. Baktım dün. Baktın mı? Tabii canım baktım. Sanki bir tanesi vermiş gibi. Evet ama şey bu... Tam artık bu kadardan daha fazla büyümez. Şunlar belki biraz büyüyecek. Çok vermezdi yani. Bak, şu olursa en azından belki içinden tohumluk evet, çıkar. Evet tohumluk bile yeter yani. Bir tane verse. Tabii çünkü bunlar atalık bak, ya. Bak şurada da var. Bu da evet çıkarsa... o da var gördüm. Şurada da var bak bunda da var. Ama bunların içinde pek bir şey yokmuş gibi görünüyor. Neyse inşallah bu sene artık burayı güzel bir hale getirip o beyaz nar daha tatlı olur biliyor musun bu? Ataya verin. Harika. Ata. Ama elim pis ağzımla ya. Bu senin olsun. Anne bunun neminde de böyle nar var. Evet nemin narı da var. Çok tatlı. Çok tatlımış. Harika. Valla. Çok tatlı. Bayağı tatlıymış. İlk narın bahçemizin narını yedik. Burada iki tane iğde ağacımız var bak. Evet. Biliyor musun iğdeyi sen? Ama nedense hiç meyve yok. Bak şurada bir tane vermeye çalışmış, verememiş. Neden acaba? Buna aşı mı yapılıyor? Ne oluyor? Hani bilenler varsa iğde hakkında hiç bilgim yok benim. Benim de hiç yok. Şöyle verseydi güzel olurdu. Evet. İğdeyi çok severim ben. Niye vermiyor anlamadım. Aşı mı yapılması lazım acaba? Abdullah abi bir şey dedi mi? Ya burada çok iğdeyi bilen yok ki. Yok mu? Sen hiç iğde gördün mü bir yerde? Evet. Görmedim. Halam şeyde Seferihisar'da halamın ya oralarda, bahçesinde burada, var. Buralarda hiç görmedim ben yani. Sen şimdi eldivenini bana ver de şunları... Bak koy. Şurada. Nerede? Burada. Boynum tutuldu ya birkaç gündür. Evet. Dikkat etmen lazım. Hı.
sıcak soğuk oluyor diye mi oluyor acaba? Evet yani. Bir de şuraları falan yaparken. Evet terledim falan. Terledim soğudum. Evet, bu bak, şimdi. Gel. Bu. Şey bu. Toz kireç. Böyle dezenfekte için yapılıyor. Ama kafana çok... dikkat et. Ata gitsin. Oy, buradan. Gidiyordu ata, kafan. Ata gitsin buradan. Kafan gidiyordu ya. Hiç dikkat etmiyorsun gerçekten yani. Kafana kask takman lazım senin. Dikkat et. Ay ya var ya gerçekten ya enteresansın yani. Nasıl başarıyorsun söylememe rağmen? Herhalde bu bacaklarına mı ayarı yapamıyorsun? Ata kar yağmış. Ata bak kar yağmış. Kar yağmış oğlum buraya. Çıkıyor mu? Çıkacak inşallah. Burayı var ya cincik gibi yapacağım. Yaparsın. Burayı açık bir hale gelecek. Bu ağaç böyle ortada. Hiç buraların hepsini kaldıracağım burayı. Ağaç? Ağaç duracak. Ha ağacı deyince ben de bir an anlayamadım. Çalışsan eline bir şey batmaz. Eldivenim yok. O kadar eldiven ne oldu? Çöp mü oldu? Hmm. Eldiven al. Sıvayacak mı? Burayı boşaltmam lazım. Sanki tam oldu ha. Evet. Ama şu biraz daha girmesi lazım. Şuradan kesmem lazım. Kapı açılmaz yoksa. Evet bakın bunu burayı kapattım. Şuraya bir tane fazladan odun kereste yaptım. Şu kısmı kapamayacağım. Şu şekilde şöyle parçalar kestim testereyle. Şöyle şöyle yapacağım ki buradan gelip bakabilelim diye. Zaten rüzgar yemez oradan aşağısı kornaklı. Bakalım olmadı. Bunları daha sonra tekrar sökerim. Benim amaçlı. Hatta aslında şuradan yem bırakabileceğimiz bir şey de yapabilirim. Hani elimi şuradan uzatıp sokabileceğim içeri hiç girmeden. Şimdilik böyle yapıyoruz bakalım. Güzel oldu gibi. Şurada duran şu şekilde ağıtılı bir malzeme vardı. Bunu şimdi şunun araları delik olduğu için belki oralardan soğuk gelir diye bunu içeriden o taraftan kapatacağım. O boşlukları en azından kapatmış olsun diye. Bu bayağı yüksekmiş. Bakalım içeri sokunca nasıl olacak. Ya aslında güzel oldu ama İçeriği çok kararttı. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Bunu kesebilsem. Şöyle bir tarafından kırıp enini bu tarafa verdim. Üst taraf gene açık kaldı. İyi oldu bu şekilde. Bunu şimdi çivileyeceğim. Şu en azından yukarıdan bakın buraya ışık girecek. İyi oldu böyle. Hem de soğuğu kesecek. Yoruldum. Evet, tamamladım burayı. Bakın böyle bir kapı yaptım. Şöyle göstereyim. Kapıyı
bütünlük olsun diye telden yapmadım. Bu şekilde yaptım. Şöyle bir kilit sistemi var. Açıyorsunuz. İçeriye giriyorsunuz. Buraya güzel bir altlık yapacağım. Şimdi burayı kireçledim biliyorsunuz. Burayı böyle kapattık. Buradan soğuk aralardan tahtaların arasından gelmesin diye. Gayet korunaklı oldu. Güzel oldu. Hatta şöyle de bir şey yapabilirim. Bakın buradan şu an koyunların kaldığı yere geçiliyor. Şunları söktüğüm zaman buraya küçük bir kapı sistemi yapıp kuzular büyüdüğünde burada kapıyı açıp işte annelerinin yanına gitmelerini sağlayıp daha sonra yemek zamanı buraya hani annelerin geçemeyeceği şekilde kuzuların gelebileceği şekilde küçük bir kapı da yapabilirim buraya. Onu artık önümüzdeki günlerde kuzular biraz büyüyünce geliştiririz. Şimdi burası tamam, artık bir koyunumuz daha doğurursa buraya alabileceğiz. Bakın şu bayağı yatıyor. Kendini yere bırakıyor. Belki onun doğumu da yaklaşıyor olabilir. Belki de gebe, bilmiyorum. Artık buradaki işim bitti. Burayı toparlayıp ön tarafa geçiyorum. Tekrardan merhabalar sayın seyirciler. Sözümü tuttum ve bizimkileri İzmir'e getirdim. Onları çizme alacağım dedim. Biliyorsunuz hepimiz çizme almamız gerekiyor. İnanın hiç çizmemiz yok. Ayaklarımız sırılsıklam bahçede dolaşıyoruz. Şimdi onları İzmir Balçova'da Decathlon mağazasına götürüyorum. Böyle reklam gibi oldu. İşte şimdi... Evet evet, buradan düz gideceksin. Bu arada yollar falan acayip değişmiş ya İzmir'de. Aman ha, bu ne ya? Cuma günü hiç ahile akşam hiç gelmeyin yani. Aynen öyle. Tabii canım, artık çok trafik var. Bu arada yani öyle bir tipleriz ki, bakar mısınız yalnız? Biz şimdi mesela köyde yaşıyoruz, köylüyüz. Ama şimdi şehire geldik. Şehire gelince direkt değişiyoruz. Böyle bak, göstereyim neler giymişiz. Oo, Kaan Bey çok şıksınız. Kotlar giymiş. Ben de böyle çift renkli bir şey. Tam şehir bebesi olduk. Giyindik, süslendik, makyaj yaptım. Nasıl olmuşum? Sen de gayet yakışıklı görünüyorsun maşallah. Gömlek de yakışmış ha. Her zamanki halim. Abi... Biraz önce şalvarlarla şeylerle dolaşıyorduk. Çizmelerle değil de böyle pisti ayakların. Şimdi de tam tersi. Ben giyindik. Her şekilde mutluyum. Ben de her şekilde mutluyum. Allah'a çok şükürler olsun. Hayır, sen şimdi bana laf mı çarpıyorsun yani? Ne demek istiyorsun anlamadım yani. Ben her söylediğimde bir laf sokmaya. Ne oluyor yani? Yaz, bak İzmir'deyiz. Benim çöplüğümdesin ona göre. Fazla konuşma bence. Her söylediğime bir laf. Hadi gidelim. Nasıl? Bence güzel oldu. Sence? Bence de güzel oldu. Hem de rengi de hoş durdu. Hı? Hoş durdu rengi de. Avcı çizmesiymiş. Evet. 90 lira. Evet. Şeyde baktım. Mesela Gezer'in falan var internette. 100 küsür lira falan bence. Aa, bunlar daha güzel. Hem makul fiyatlı. Evet, hem de şey kalın yani. İçi. Valla küçük falan da güzel yani. Evet. Yalnız bizim baza numara yok. Ne yapacağız? Bizim başımız kelmedi. Nasip kısmı. Kendimizi alamayacak mıyız? Alıyor musun bana? Alacağım da kendime de almam lazım. Çocuğuma da. Renk nasıl? Valla bence siyah daha güzel ama bunun şöyle bir özelliği var, daha uzun. Bir de bunun içi daha farklı galiba. Bunun içi de iyiymiş. Ha? Ama bunun 43'ü yok herhalde. Kaç? Çok güzel kavradı. Hı-hı. Bunun şuraları biraz langur oluyor. Bu da evet, rahat gerçi de. Ama şu çok güzel, ayağı böyle sarı gibi. Ama işte sen çok çabuk hırpalıyorsun, ona göre seçmen lazım. Sence renk olarak?
Senin hırp, yani hırpalayıp hemen parçalamayacağım şu olması lazım. Sence çok renk olarak hangisi güzel? Ya siyah tabii daha güzel de. Ada, sen gör. Bu mu? Renk olarak da güzel. Ya çok seviyorum sizi. Evet, İzmir Decathlon'da, Balçova'da sevgili takipçilerimizle karşılaştık. Böyle bir tanışma oldu. Siz gerçekten takip ediyorsunuz. Ben geldim bir takipçim. Evet, aboneyim bir takipçim. Çok teşekkür ederim. Çok seviyorum sizi. Hatta sürekli genç bir çift var. Evet. İşte şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Bu hafta bekliyorum, daha yüklenmedi. Ve kızıyorum da bana. Geç kaldılar falan diyor. Allah fırsat olmuyor işte. Şuraya bile bakın ya, geleceğiz. Kaç haftadır gelemedik ya. Sağ olun. En son izlediniz mi? İkizlerimiz oldu. Aklımız orada şimdi. Diğerleri de doğum yapacak gibiler. Evet, biliyorum, evet. Var bir tane daha. Ay, çok tatlısınız canım. Sağ olun. Ama sesten tanıdım bak. Yani sen. Valla demek hiç sıkı takipçimiz. Adan tanıyorlar. Evet. Beni de genelde sesten tanıyorlar. Beni de sesten tanıyorlar. Hatta bugün bir tane takipçimiz, ben kargolar şey yapıyorum ya, veriyorum ya. Ay, sesini çok özledim falan böyle. Ses artık sesimiz şey olmuş. Sizin baktığınız şeyi ben alıyorum. Ama diyorum bu çift ne yapacak acaba, bir şeyle mi uğraşıyorlar? Hani botları, çizmeleri uzattınız ya. Ya şimdi yağmurda uğrasa çamur içinde oluyor. Haklısınız. Bize en gerekli şey ya. Oldu. Tabii ben de bundan alacağım istiyorum. Evet. Çünkü Urla'nın, Urla'da yaşıyorum. Siz de gelin böyle. Aynen. Ben de gelip. Urla'nın yağmuru çok bol. Evet. Bunların içi de tüylü. Evet. Yani ben rahatına düşkün bir insanım. Evet. Şöyle görüntüye bakmam. Ben rahat yürüyeyim yeter. Aynen. Biz de öyleyiz valla. Ay, biz de canım benim ya. Keşke korona olmasaydı. Ya korona değiliz. Valla aynen, korona da olmasa aslında tehlikeli hani böyle çok şey yapmak. Ama olma ya. Öyle bir şey olmasaydı ben sıkacaktım sizi ama olmuyor. Ne yapalım, ayrı düştük artık. Biz de şimdi karar vermeye çalıştık. Orada saklanacağız. Yok, siz böyle uzun alın. Sizin içindir. Evet, bir de kısalar var. Dedik ki çocuklar. Yok, onların üstünden geçiyor ama. Değil mi? Evet. Ben bu arada siz bunu denediniz ya. Sizin üstünüzde çok hoşuma gitti. Ben baktım. Aynen. Öyle mi? Bunlardan sipariş verdik. Bir bakayım dedim. 37-38 nasıl olacak diye. Ara numarası yok ya. Ama gayet iyi oldu. Evet. Buradan bayağı da Decathlon reklamını yapıyoruz. Çok güzel. Aynen. Çok güzel. Langır yani. Aynen. Evet. Şimdi sürekli suyla oldu. Çok güzel. Evet, ama rahat oldu ya. Bir de şey, ben de sürekli suyayım. O yüzden bende de kısa var. Hiç memnun değilim. Kısa direkt üstten bütün suyu alıyordu. Hiç iyiyim. Aynen. Cindin ya. Sizi vallahi nasıl yüceltiyorum, nasıl takdir ediyorum. Sağ olun. Hep anlatıyorum. Hatta kızıma da bazen izliyorum. Bak, şeyini biliyorum ama. Anne tatlısı. Siz o tarafa gelirseniz buyurun. Canlı görelim. İnşallah. Bekleriz yani. Ne zaman istersen. Çok memnun olduk o zaman. Anne. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Çok memnun olduk. Teşekkür ederiz. Yağmurluk da lazım. Evet tabii canım, yağmurluk da olur mu ya? Valla nasıl yağdığını biliyorsun. Tabii çok yağıyor. Ah! Asa ne yaptın? Çarptın bacağını. Biliyorum. Giy. Neredeyim ben? Neresi lan? Kafa? Korku filmi gibi oldu. Ben anlamadım. Bunu nasıl bağladın? Orada çıtçıtları var bak bunun. Şurada. Valla hadi bakayım. Şurada çıtçıklar var. Ata bağla onu. Ata! Hey! Ata kıracağın gibi. Kendine gel oğlum. Güzel oldu. Hı? Güzel bu bence. Çok mantıklı bir şey yani. Normal süpermuar mı söylemişim? Fermuarla olmaz mı? Olur, açıkta kaldı. He? Üstün kalın olacak. O biraz saçma ya, ne alaka? Buralarımda şey olacak.
kazak mazak olacak. Aynen, niye böyle saçmalıkla? Çok aptalca olmuş bu biraz. Bence bu biraz mantıksız, mantık dışı bence yani. Bence yazlık yağmur. Evet, olabilir. Kadar çalamasalar da çalıyorlar işte. Bir şeyler tıngır diyor. Ama ben de bunu çalarım yani. Bak, denizle mehtap çalıyorlar. Denizle mehtap sordular seni. Evde bir dene bakalım. Olur. Ben mikrofon alıp evime söyleyebilirim. Yukarı mı çıkıyorsun? Aynen, ben de yukarı çıkıyorum. AVM'de pek sıkıcı canım. Ne? AVM'de pek sıkıcı. Evet, değil mi? Benimle dans eder misin dedim ama bana cevap bile vermedin. Seninle her gün dans ediyorum. Ay, teşekkür ederim. Eskiden iş yerinden çıkar, AVM'ye giderdik. Öğle aralarında tatillerde, öğle yemeklerini AVM'lerde yerdik. Sen dün benim kunduraları çıkardın, şimdi beni buraya getirdin. Hayırdır, ne oluyor? Giydirdin bizi con 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 con. Con con'u ben mi giydirdim? Sen kendine giymişsin con con. Bırak beni AVM'lere getirmeyi. Biz İzmir'de değil miyiz arkadaş? Yok mu burada midye, yok mu burada balık? Nerede bu millet? Nerede bu devlet? Sana götüreyim dedim, incir altına götüreyim seni dedim. Midye yemeği, ama sen ne dedin? Ben mi ne dedim? Dedim incir altına, daha incir altında nereye olduğunu bile bilmiyor yani. Hataylı. Arabayla girilir mi diyor. Ankaralı. Alırsan böyle olur. Kızım biz 7. caddeyi tınalıyım diyoruz. Bir şey soracağım, şimdi sinemaya girmek var. Sinema neydi ya, ben unuttum. Sinemaya girmek var. Sinemanın ne olduğunu unuttum yani. Valla. Evet, size sürekli köyden videolar çekiyoruz. Şimdi bir 5 dakikalığına şehirli olmaya karar verdik. Özlüyor musunuz diye sorarsanız kesinlikle özlemiyorum yani, asla. Hiç öyle bir özlemim yok gerçekten. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Şu anda gerçekten köyde olmayı tercih ederim. Şu anda Nevin'in yemeklerini tercih ederim. Aynen, Nevin'cimin yemeklerini tercih ederim. Ondan sonra Nevin'cimin yanında olmayı tercih ederim. Onunla beraber kazanda reçeller kaynatmayı, inekleri sağmaya kesinlikle tercih ederim. İşte yarın oradasın. Evet, o yüzden şimdi böyle ufak bir bize değişiklik olmuş oldu. Her zaman aynı şeyler olmuyor biliyorsunuz. Efendim? Hayır, sürekli dışarıda maske takıldan diyorlar ya. Yemek yerken maskeleri. Evet, maskeleri çıkarıyoruz mecburen. Çok saçma bir şey. Evet, doğru söylüyorsun. Her şey saçma zaten. O zaman hiç takmayalım. Güzel saçma. Her şey. Saçma olmayan hiçbir şey yok ki. Ne var sahte şey, saçma olmayan sadece. Evet, günün kahramanı. Yalnız şu anda Ata kime benziyor biliyor musun? Bana. Şu tipiyle. Hayır. A101'de hani A101. Aşk 100. Aşk 101 dizisi var ya, hani o Sinan. Benziyor. Sinan'a benziyor. Güzel suratlı Sinan'a. Bak, Sinan'a benziyor. Uyuklu haliyle. Ay, şuna bak, ne yakışıklı ya. Allah'ım, ne yakışıklı bir şey doğurmuşum ben böyle ya. Maşallah ya. Artık sen. Ne koydun? Bugün sizi çılgınlar gibi eğlendirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Oyunlar oynayacağız. Saçma sapan şeyler yapacağız. İşte hemen abone olmayı unutmayın kanalımıza. Hadi, sen git önce parayı öde. Ama tabii abone olun, değil mi? Ayrı bir konu. Ne jeton mu alacağız?
alacağız. Bugün çocuklar gibi oynayalım. Lütfen lütfen. Bugün satın alalım. Ne olur ne olur. Bu motordan alayım mı? Böyle sepetli. Yanına binersin. He? İstiyor musun? Bugün de iyi eğlendik. Vallahi iyi eğlendik. Güzel değişiklik oldu. Evet, değişiklik iyidir her zaman. Artık buradan dönelim değil mi? Evet. Gece abi. Saat geç oldu. Vallahi ben de özledim. Hadi gidelim. Evimi özledim. Gidelim bu şehir karmaşasından kurtulalım. Bence de vallahi bir şey söyleyeyim. Şu an bir kez daha anladım. Dünyanın en iyi kararını vermiş. Şehri terk etmekle. Vallahi. Ama gene de bak şehre böyle aşırı uzak olmamak lazım. Kesinlikle. Arada bir gelmek evet, lazım yani. Gelmek lazım. Ya şöyle olacaksın. Şehre uzak ama yakın hani. Evet aynen. Bizim yani, şu bizim an Bayındır. Çok güzel bir lokasyon evet, da ya. Evet, çok ideal bence. Yani evet. İstediğin her yere. Turistik gezmek istersen Kuşadası'na git. Evet. Şehir gitmek istersen buraya gel. Kesinlikle. Küçük şehire gitmek istersen Tire'ye, Torbalı'ya evet, git. Evet. He? Kesinlikle her şeyi tadabiliyorsun yani. Çok evet. Büyük şehire de yakın olmak da eğer çocuklu bir aileysen bence çok daha şimdi iyi. Şimdi 40 dakikada evde olacağız evet, mesela. 40-45 evet. dakikada. Evet. Çok evet. uzak değil yani. Evet. Hani zırt pırt da gelmezsin. Bugünkü eğlencelerimiz Gizem'den de teşekkür ediyoruz. Bizi gezdirdin bugün. Ben de takipçilerime... O kadar çalıştın kazandın. Aynen ben de takipçilerime teşekkür ederim. Onlar sayesinde kazandığım bir şeylerle işte. Ben de dedim bugün bunlara bir şeyler yarın yapayım, güzellik yapayım. Hemen yağmur yağsın çizmemi giyeyim. İnşallah. Beraber takım aldık senlere. Evet, artık yarın giyeriz. Evet beraber giyeriz. Hadi gidiyoruz.